Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte organeller üzerine kısa bilgiler serisini çekeceğiz. Bu sezon için son kısa bilgiler serisi videomuz olacak. Gelin başlayalım isterseniz. Organeller adına dikkat etmenizi istediğim birkaç tane nokta ve onlardan bahsetmiş olacağım. 3 tane sorum var. Bunlar üzerine konuşacağım. Farklı tipte sorulardır. Birazcık dikkat isteyen sorular da var içerisinde. Aşağıda verilen grafiklerde bir bitki hücresinde kloroplast, mitokondri ve ribozom organellerinin faaliyeti sonucunda sitoplazmaya verilen Y ve Z maddesi ve azalan X maddesi gösterilmektedir. Şimdi kloroplast ne yapıyor? Sonuç itibariyle baktığınız zaman X maddesi miktarı azalmış. Kloroplast neyi kullanabilir arkadaşlar? Karbondioksiti kullanabilir. Bunun haricinde ATP'yi kullanabilir değil mi kloroplast? Yani kloroplastın içerisinde gerçekleşebilir. ATP ürettiği ATP'yi kullanabiliyor kloroplast. Mesela X maddesi oksijen olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Neden oksijen olamaz? Çünkü oksijeni üretiyoruz biz sonuçta. X maddesi oksijen değildir o yüzden. Y maddesine bakalım. Y maddesi ATP olabiliyor mesela. ATP üretiyor mitokondri. Bunun akabinde karbondioksit de olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Karbondioksit de üretiyor mitokondri. Neden? Çünkü şu reaksiyon dizisini yapıyor. C6, H12, O6. Artı 6 tane oksijen alıyor. Buradan 6 karbondioksit ve 6 su açığa çıkıyor. Reaksiyon dizisinin sonunda ise 32 tane ATP açığa çıkartıyor. Bakın 32 ATP ne yapmış? ATP miktarı artmış. Karbondioksit de ne yapacaktı? Artış gösterecekti. Z maddesi. Z maddesi miktarı artmış diyor. Ribozom ne yapıyor? Protein sentezinde görebilir. O zaman Z maddesi için ne diyebilirim arkadaşlar? Z maddesi için şunu diyebilir miyim? Bu vatandaş proteinmiş diyebilir miyim? Diyebilirim. Neden? Amino asitleri alacaktır ve bunları birleştirip protein elde etmiş olacaktır. Bitki hücresinde dikkat, burası önemli bakın. Aynı zaman diliminde tepkimelerin gerçekleştiği bilindiğine göre aşağıdaki ifadenin hangisi doğrudur diye sormuşuz. Ölçümler bitki hücresi karanlıktayken yapılmıştır diyor. Patlarsın. Niye? Bakın kloroplast, mitokondri ve ribozom organlarının faaliyeti sonucunda. Bu vatandaşın kloroplastın çalışması için neye ihtiyacımız var? Işığa ihtiyacımız var. Bu yüzden A şıkkı patlar. X molekülü oksijeni, Y molekülü karbondioksiti ifade eder diyor. Y molekülü karbondioksiti ifade edebilir ama X vatandaşı oksijeni ifade etmez. Çünkü kloroplast faaliyeti sonucunda oksijen aşağı çıkıyor. Patladı. Z molekülü kloroplast ve mitokondride enzim olarak kullanılabilir. Şimdi enzimler protein yapılı. Doğru. C şıkkı doğruymuş gibi gelebilir. Ama şu ifadeye dikkat edin. Aynı zaman diliminde tepkimelerin gerçekleştiği bilindiğine göre. Yani bu reaksiyon dizileri başlı başına ne yapıyor? Aynı reaksiyon yani aynı işlemsel olayda gerçekleşmiyor. Aynı zamanda gerçekleşiyor. Eğer ki Z maddesinin üretim miktarı daha öncesinde gerçekleşseydi bu enzime çevrilip kullanılabilirdi. Ama bunlar aynı zaman diliminde gerçekleştiği için bu da patlayacaktır. C şıkkı sağlamdır. D'ye geldim. Z molekülü üretilirken hücre sitoplazmasının pH'si yükselebilir. Doğrudur. Neden? Çünkü elimde N tane amino asit var. Amino asitlerin pH değeri ne olacaktır? Düşük olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Ve ben bunlardan protein elde edersem eğer ki ne yapmış olurum? Amino asitten protein elde ettiğim için ortamın asitliği ne yapacak? Amino asitliği azaldığından dolayı ortamın asitliği ne yapar? Azalır. Nesi artar? Bazikliği artar. Yani sitoplazmanın pH'si yükselir mi? Yükselir. Denizli doğru. X molekülü kloroplastın sitoplazmadan aldığı ATP'yi gösterebilir diyor arkadaşlar. Yalnız bakın X molekülü ATP'yi gösterebilir. Bunda bir problem yok. Fakat kloroplastın sitoplazmadan aldığı değil, kendi üretmiş olduğu ATP'yi gösterir. Bu yüzden E şıkkı ne olacaktır arkadaşlar? Patlamış olacaktır. Tamam. Bakın sağlam sorulardan bir tanesidir bu. Bilginiz olsun. Geldik şuna. Şimdi bir hücrede bulunan lizozom organelinde yer alan enzimler aşağıdaki olaydan hangisini gerçekleştirebilir diyor. Lizozom ne yapıyor? Sindirimde etkili bir vatandaşımız değil mi? Fakat kendi sindirim enzimlerini üretebilen bir vatandaş değil. Yani sindirim enzimlerini kendisi değil de hazır şekilde ne yapıyor? İçinde bulunduran bir vatandaş lizozom. Kurbağanın önülerinin oluşması, peroksijen organının üretilmesi, sindirim enzimlerinin üretimi, hareketsiz kalan kasların erimesi, ölü bitkilerin çabuk çürümesi. Bakın hareketsiz kalan kasların erimesi yani kendi kendini sindirmesi
olayında kim etkili olacaktır? Lizozom etkili olacaktır. Benim burada değinmek istediğim esas vatandaş lizozom değil aslına bakarsanız. Burada dikkat ediyorsunuz değil mi? Bakın, peroksizom organelin üretilmesi. Peroksizom her sene beklediğim sorulardan bir tanesidir organellerde. Neden? ÖABT kısmında peroksizomu çok fazla sormayı sever arkadaşlar. ÖSYM. Peroksizom organelini kim üretir peki? Karaciğer üretir arkadaşlar. Karaciğer ne yapacaktır? Üretecektir. Peroksizom karaciğer ne yapacaktır? Yani karaciğer peroksizomu ne yapacaktır? Üretecektir. Peroksizom üretildikten sonrasında hangi enzimi üretir peki? Katalaz enzimini ne yapacaktır? Üretecektir. Bu da H2O2 denilen hidrojen peroksit denilen vatandaşı ne yapar katalaz enzimi? Suya ve 1/2 O2'ye ne yapar? Çevir. Yani katalaz enzimini üretip bu reaksiyon dizisinin gerçekleşmesini peroksizom organeli sağlar mı? Evet, sağlar. Hidrojen peroksit çok fazla toksik bir madde. Toksik bir madde olduğu için de bunun ne yapılması gerekir? Hidroliz edilmesi gerekir. Yani parçalanması gerekir. Bu yüzden de katalaz burada görev yapacaktır. Yani peroksizom organeline burada dikkat etmekte fayda vardır. Gelirse can yakabilir. Peki peroksizom prokaryotlarda bulunur mu? Bulunmaz. Tek katlı, tek zarlı çevrili bir organeldir. Ökaryotların tamamında bulunur. Bitkilerde, hayvanlarda ayrımı yoktur. Tamamında bulunur arkadaşlar peroksizom. Yani ökaryotların tamamında peroksizom vardır diyebiliriz. Tamam? Bunu da söylemiş olayım. Geldik şuna. Yukarıdaki şemada bir bitki hücresinde bulunan organeller numaralandırılmış ve arasındaki ilişki gösterilmiştir diyor. Bir için ne konuşabilirsiniz? Bir için protein sentezinde görevliyse eğer ki ribozomdur diyebilirsiniz. İki için ATP sentezlenmiş, zaten gördüğünüz gibi şekli ne bu? Mitokondri. Üçüncüsüne bakıldığı zaman glikoz üretmiş, ne bu? Kloroplast. Dördüncüsü ise glikoz ve proteini almış, glikoproteine çevirmiş. Bu ne peki? Golgi aygıtı. Golgi aygıtı. Tamamdır. Şimdi buna göre hangisi doğrudur diyor. Zarsız bir organ olan birinci organ, evet, ribozom neydi? Zarsız bir yapıya sahipti. İki ve üçüncü organın içinde de bulunur diyor arkadaşlar. Hem mitokondrin hem de kloroplastın içerisinde ribozom var mıdır? Evet, vardır. Fakat normal ökaryotlarda bulunan ribozomun kendi başına bulunma büyüklüğünden daha küçük bulunur. Yani 70S büyüklüğündedir, tamam mı? 70S büyüklüğünde. Normal ribozom kaç boyutunda peki? Ökaryotlardaki ribozom 80S büyüklüğünde. Prokaryotlardaki ribozom da aynı şekilde daha küçük bir şekilde bulunur, bilginiz olsun. Doğru mudur bu? Doğrudur. Çift zarlı organeller olan 2 ve 3, evet, mitokondri ve kloroplast çift zarlı. Çekirdek DNA'sından farklı şifre içeren DNA bulunur. Evet, kendine özgü DNA içerdiği için çekirdekten farklı şifre içeren bir DNA'ya sahiptirler bunlar. Fakat çekirdek kontrolünde bölünme işlemini gerçekleştirirler. Bu önemli, bilginiz olsun. Glikoprotein üretilen 4. organel tek zarlı olup, evet, tek zarlıdır, Golgi aygıtı. Arkelerde maalesef bulunmaz ama arkelerde yoktur. Prokaryotlarda bulunmaz Golgi aygıtı, patladı. Cevap ne gelmiş o zaman arkadaşlar? 1 ve 2 gelmiş oldu. Bakın, hoş sorulardan bir tanesidir. Golgi'ye dikkat edin. Golgi, glikoprotein, glikolipid sentezinin yapıldığı bir organeldir arkadaşlar. Ve şu üçlüye mutlaka dikkat edin, tamam mı? Yani her zaman derste de vurgulamıştım ama tekrardan söylüyorum. Endoplazmik retikulum, Golgi ve lizozom. Bunlar tamamen arkadaşlar ne yapacaklardır? Birbiri üzerine, yani endoplazmik retikulumdan Golgi, Golgi'den ise lizozom ne yapacaktı? Meydana gelmiş olacaktı. Bir protein sentezlenmesinde ve sentez reaksiyonlarında bu vatandaşlar görev yapacaktır. Bunların başına bazı durumlarda ise kim gelecektir? Ribozom gelecektir. Onu da söylemiş oldum. İğrenç yazdım, farkındayım. Şöyle ribozom diye yazalım arkadaşlar. Tamam. Bunu da söylemiş olduk. Evet. Organellerle alakalı da hani benim söylemek istediğim, hani dikkat etmenizi istediğim noktalar bunlar. Lizozomla alakalı direkt olaraktan soru soracağını düşünmüyorum. Hani şu şekilde lizozomu sordum ben ama gelirse de bu şekilde yorum gücünüzü ölçecek, bilgi düzeyinizi ölçecek şekilde soru gelir. Ama benim esas dikkatini çekmek istediğim yer peroksizomdu burada. Peroksizoma lütfen dikkat edin. Gelirse bakın can yakabilir. ÖABT kısmında her sene mutlaka peroksizomu bir yere sokuşturuyor ÖSYM. Bu yüzden de dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. O zaman bir sonraki videomuz
Size sınavda başarılar videosu olacak. O videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Son günümüz. Bu son günde mümkün olduğunca artık tekrarlı yapıp artık işi akşamleyin bırakma vakti gelmiş demektir. O videoda da akşamleyin sizlerle birlikte olacağım zaten. O videoyu da izlersiniz. Kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşçakalınız efendim.